Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere makyajsızım. Beraber bir makyaj yapacağız. Ama konumuz bugün makyaj değil, makyaj fırçaları. Normalde videolarımda makyaj yaparken genellikle kullandığım ürünlerden bahsediyorum, uygulamalarımdan bahsediyorum. Ama fırçalara pek değinemiyorum. Bugün bir makyajda gerekli olan temel fırçalardan bahsedeceğim. Herkeste bulunması gerektiğini düşündüğüm ya da kategori olarak en iyisi bu dediğim fırçaları göstereceğim. Aynı zamanda makyaj yaparak göstereyim ki siz de performansını görebilin istedim. Toz ürünler ve likit ürünler sizin tercihinize göre seçenekli olarak da gideceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Eğer kullanıyorsanız makyaja başlamanın ilk adımı baz kullanımıdır. Bazlarınızı cildinizde elinizle de yedirebilirsiniz. Ama şu şekilde bir dual fiber fırçanız varsa elinizde, bunların kullanım alanlarından biri de cilde bazı iyice yedirmektir. Benim elimde 3 farklı dual fiber fırça var. Bunlardan ilki Real Techniques'in Stippling Brush'ı. Bugün önereceğim bu değil. Bu ikisinden birini önereceğim. İşlevsel olarak EcoToss'un bu allık fırçası olarak geçen dual fiber fırçası bana biraz daha işlevsel geliyor. Birazdan da göreceksiniz, birkaç farklı işte kullanacağım bunu. Bu ise Nashita markasına ait 208 numaralı dual fiber fırça. Aldığım dual fiber fırçamı likit aydınlatıcı uygulamada da kullanayım diyorsanız bu tarz küçük olanları tercih edebilirsiniz. EcoToss'u bulmakta zorlanırsanız aynı formda Nashita markasına ait de bir fırça var. Şu an numarasını hatırlamıyorum ama aşağıya yazacağım. Bazımı şöyle elimin üzerine aldım. Fırçamla birlikte gözeneklerimin özellikle olduğu bölgeye uyguluyorum. Çünkü gözenek karşıtı bir baz aldım yanıma bugün. Dual fiber fırçalar çift kıl yapısına sahip olduğu için ürünleri cildinize yedirme konusunda da daha doğal ve daha ince bir iş yapıyor. Şöyle hemen burnumun üzerine de geçeyim. Dual fiber fırçamı fondöten içinde kullanmak istiyorum diyorsanız Real Techniques'i tercih edebilirsiniz. Bu fondöten uygulaması için biraz daha boyut olarak da, tasarım olarak da daha uygun. Ama tek başına dual fiber fırçalar biraz iz bırakıyor. Ben iki farklı fırçayla uygulamayı pek sevmiyorum. O yüzden tek bir fırçayla işimi çözeyim diyorsanız benim gibi Real Techniques'in bu expert brush'ı gerçekten benim en sevdiğim fondöten fırçası. Bu fırçadan önce benim favori fondöten fırçam yine Real Techniques'in buffing brush'ıydı. Çünkü elimde Real Techniques'in 100 seti vardı. O fırçada 100 setinin içerisinde çıkıyor. Gerçekten çok başarılı bir fırça. Bu da ona kesinlikle muadil. Nasıl muadil? Kıl yapısı aynı toklukta. Sadece şekil olarak bu biraz daha basık. O yüzden de bunu denedikten sonra bunu daha çok sevdim. Çünkü bu yapısı sayesinde isterseniz krem kontür uygulaması yapabiliyorsunuz, isterseniz krem aydınlatıcı uygulaması yapabiliyorsunuz, likit allıklarınızı, krem allıklarınızı uygulayabiliyorsunuz. Gerçekten bu konuda çok daha işlevsel buffing brush'a göre. Buffing brush'tan daha işlevsel ama performans olarak da aynılar. Bu arada ne kadar kolay bir şekilde cildime yedirdiğini görüyorsunuz. Concealer için tek bir fırça göstereceğim. Bu işin en iyisi kesinlikle. Nashita'nın 136 numaralı kapatıcı fırçası. Az önce gösterdiğim Real Techniques'in bu expert brush'ının sanki concealer için olarak tasarlanmışı gibi düşünebilirsiniz. Oldukça tok bir kıl yapısına sahip ve ürünleri çok güzel bir şekilde dağıtıyor. Boyut olarak da çok büyük değil, çok küçük de değil. Gördüğünüz gibi göz altlarımı birkaç darbede tamamen yayabiliyorum. Bundan daha küçük fırçalarla gereksiz çok uğraşırsınız. Büyük olanlarda göz altlarınıza iyi yerleşmez. Bu gerçekten boyut olarak çok ideal. Çok kolay bir şekilde yaydığını söylemiştim ve çok az ürün emiyor. O yüzden de temizlenmesi de gayet kolay. Bu fırçanın en sevdiğim yanı ise en az kapatıcılıktaki concealerların bile kapatıcılığını arttırıyor kesinlikle. Şimdi göstereceğim fırça çok joker bir fırça. O yüzden de herkeste bulunması gerektiğini düşünüyorum. Real Techniques'in Setting Brush'ı. Boyutu ve yapısı dolayısıyla göz altlarınızı ve göz kapaklarınızı sabitlemek için kullanabilirsiniz. Boyutu sayesinde baz bir farı gözünüze tamamen yaymak için de kullanabilirsiniz bunu. İsterseniz bütün yüzünüzden, isterseniz de şöyle T bölgesinden pudra geçebilirsiniz bu fırçayla. Eğer şimdi benim sağ tarafıma yapacağım gibi likit ya da krem kontür tercih ediyorsanız az önce gösterdiğim şöyle dual fiber fırçalardan kullanabilirsiniz. Çift kıl yapısına sahip olduğu için ürünü gerçekten çok kolay bir şekilde yaymayı sağlıyor.
Bu sadece kontür için değil, aynı zamanda allıklar içinde kullanabileceğiniz bir fırça. Zaten Ekotoast'un fırçası allık fırçası olarak satılıyor. Bu şekilde uyguladıktan sonra bir kat daha geçebilirim. Eğer likit ürünleri değil, daha çok toz ürünleri seviyorsanız da genellikle ben böyle kesik uçlu kontür fırçalarını kullanmayı çok seviyorum. Bu Eclipse markasına ait ama buna muadil olarak Nashita'da da var. Onun da yine numarasını bırakırım çünkü bunu son zamanlarda pek görmüyorum. Kesik yapısı sayesinde kontür bölgesine gerçekten çok güzel bir şekilde oturuyor. Yine az önceki fırça için söylediğim bunun için de geçerli. Bununla da isterseniz allık uygulayabilirsiniz. Aydınlatıcı olarak da yine bu tarafa likit bir aydınlatıcı tercih edeyim. Likit aydınlatıcıları dağıtmak için de ben genellikle Duo Fiber fırçalar tercih ediyorum. Çok daha doğal bir şekilde cilde emilmesini, cilde yedirilmesini sağlıyor. Duo Fiber fırça olarak da bu sefer Nashita'nınkini kullanıyorum. Bu dediğim gibi küçük olduğu için böyle bölgesel olarak daha başarılı. Bu fırçayla da rahatlıkla likit allıklarınızı uygulayabilirsiniz ama toz ürünleri bununla uygulayamazsınız. Yani pek olmaz, küçük kalır. Ama bu tarz bir fırça edinirseniz toz ürünleri de uygulayabilirsiniz. Yani bu bir tık daha işlevsel bir fırça. Aydınlatıcı uygulamak için eğer elinizde Real Techniques'in setting brush'ı varsa çok rahat bir şekilde toz aydınlatıcınızı bununla uygulayabilirsiniz. Bu gerçekten çok işlevsel. Göz altlarımı da bununla kapatıcı da dağıtıyorum. Onu sabitliyorum da. Allık da uyguluyorum. Bronzer da uyguluyorum. Yani elinizde bulunsun her işe yarayan bir fırça. Ama ben ekstra bir aydınlatıcı fırçası istiyorum diyorsanız şu şekilde Nashita'nın bir fırçası var. Bunun numarasını yazmıyor üstünde. Ama aşağıya eklerim. Bu aydınlatıcı fırçası göz için kullandığımız karıştırma fırçasının büyüğüne benziyor ve aydınlatıcı bölgesine gerçekten güzel yerleşiyor. Çok kolay bir şekilde dağıtıyor. Ne pütürlenme ne dalgalanma hiçbir şey bırakmıyor. Geçelim allığa. Allık olarak da yine sağ tarafıma likit bir allık tercih edeceğim. Aydınlatıcı fırçası hariç gösterdiğim fırçaların tamamını likit allık dağıtmada kullanabilirsiniz. Benim en sık kullandıklarım ise şöyle göstereyim hemen. Eğer farklı bir fırça kullanmak istemiyorsam, genellikle bütün cilt makyajımı likit yapıyorsam tek bir fırçayla bitiriyorum. Real Techniques'in bu Expert Brush'ı. Ama farklı bir fırçaya geçeceksem de Duo Fiber fırçalardan birini kullanıyorum. Hemen bunu kullanalım. Sol tarafıma da toz bir allık uygulayacağım. Ekotoast'un yine bu fırçasını toz ürünler için kullanabileceğinizi söylemiştim. Ama şu anda üzerini krem ürünlerle ıslattık. O yüzden de en sevdiğim toz allık fırçasını göstereceğim. Bu da Real Techniques'in Blush Brush'ı, allık fırçası. Eğer ağırlıklı olarak toz allıklar tercih ediyorsanız elinizde bu kesinlikle bulunsun. Çünkü yapısı dolayısıyla çok az bir ürünle çok güzel bir performans sağlıyor. Geçelim gözlere. Gözlerde olmazsa olmaz ilk fırça orta boylu bir karıştırma fırçasıdır. Orta boylu diyorum çünkü gözleriniz çok büyük ya da çok küçük değilse orta boylu bir fırça hemen hemen herkesi kurtaracaktı. Benim iki tane favorim var. Birincisi Sephora'nın 79 numarasıydı sanırım. Öğrenip aşağıya yazarım. Birisi bu. Bu gerçekten çok başarılı bir fırça. İnanılmaz güzel oturuyor ve çok yumuşacık. Ama bunun bir tık fiyatı pahalı. O yüzden alternatif olarak ve sık sık kullandığım Nashita'nın Pro serisinden 261 numarası. Bunu şöyle kris bölgenize far dağıtmak için kullanabilirsiniz. Farı bütün gözünüze yaymak için de kullanabilirsiniz. Farlarınızı birbirine karıştırmak, farlarınızın uç kısmını dağıtmak gibi pek çok işlevde kullanabileceğiniz, herkeste bulunması gereken en temel göz fırçası bu kesinlikle. İkinci en temel fırça ise kesinlikle far oturtma fırçası. Benim favorim Zoeva'nın bu far oturtma fırçası. Bunu AliExpress'ten sipariş vermiştim. Buna muadil tam olarak aynısı diyebileceğim bir fırçayı Türkiye'de bulamadım. Ama ona benzer işlevde Nashita'nın şöyle bir fırçası var. Bunu da ister farınızı direkt alarak, isterseniz de şöyle bir maket sabitleme spreyiyle ıslatarak farınızı alıp uygulama sağlayabilirsiniz.
Benim gibi göz makyajlarında buğulu görüntüyü seviyorsanız, biraz daha böyle kenara çekmeyi seviyorsanız böyle yassı uçlu bir karıştırma fırçanız da mutlaka olsun. Bu Naşita markasına ait 263 numara Pro serisinden. Bunu da hemen göstereyim. Aynı farı alıyorum ve kenar kısmına şöyle geçiyorum. Bir anda derinliği değiştiriyor. Göz için göstereceğim son fırça da tabii ki bir kalem fırça. Kalem fırça olarak da yine ben AliExpress'ten sipariş ettiğim bu Zoe Vaseline içinden çıkanı çok seviyorum. Bu yapı olarak biraz daha dar. Ona benzer olarak da Naşita'nın Pro serisinden 262'yi kullanabilirsiniz. Aynı farı yine alacağım. Göz altıma uygulama yapacağım. Benim göstereceğim ve önerdiğim fırçalarım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Bu fırçayı da dene Gülşah dediğiniz yorumlarınızı, fırçalarla ilgili sorularınızı benimle yorumlar kısmında paylaşabilir. Ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.